Galatasaray'la alakalı olarak şimdi Cagne Falcao var. Adem Büyük gitti. O 3. santrfor olmaktan rahatsız olduğu için kendi isteğiyle ayrıldığını biliyoruz Adem Büyük'ün. Bu durumda Galatasaray'ın acaba bir santrfor transferine ihtiyacı var mı? Çünkü Falcao bir var bir yok. Özellikle geçen sezon böyleydi. Bu sezon belki de inanılmaz güçlü fiziksel anlamda ve hiçbir sakatlık sorunu olmayan bir Falcao göreceğiz. Umut ediyoruz öyle olur. Umuyoruz. Biz de keyfini yaşarız böyle dünya yıldızının. Burada Babel hala duruyor değil mi? Babel hala duruyor. Gitmeyeceğini söylüyor ısrarla. Babel kalırsa bir santrfora daha ihtiyacı yok. Şimdi o 3. santrforu Falcao sakatlanmazsa Türkiye'nin gruptan çıkma durumu gibi ya, olacak. Değil. Onu şey yapmayacağım. Şimdi Falcao yani çok önemli bir forvet oyuncusu. Gerçekten çok önemli forvet oyuncusu. Ben bunu söyleyince Falcao'nun değeri de yükselmiyor ayrı tabii. Hani geçen sezonu sakatlıklar yaşadığı problemler nedeniyle çok fazla kendisini gösteremedi ama Falcao Galatasaray'da oynuyor arkadaşlar. Yani iki sezon önce Fenerbahçelisini Beşiktaşlısı ah bizde olsa dediği, hatta ya bir Real Madrid yapsa oynar dediği Falcao şu anda Galatasaray'da hala ve yaşı da öyle çok 37-38'lerden bahsetmiyoruz. Hala beslendiği zaman, top getirildiği zaman hala yapacak güç de zaten zımba gibi. Evet. İkincisi sakatlanmazsa Falcao. İkincisi Cagne kafayı toplayıp yani o yok kale arkasına işte bir maske saklayayım da gol attıktan sonra maskeyi takayım da sarı kart görürsem kırmızı kart görsem de önemli değil de efendime söyleyeyim gol atayım da tribünlere sus yapayım da yani sağ gol attıktan sonra ya da maçta saç rengini düşüneceğine Galatasaray'a nasıl faydalı olurum diye düşünürse attığını o adam 25 zaten. Tane attı. Bir yarım sezonda 20 küsur attı değil evet, mi? Evet tabii. Yani bunu Fatih Tekke'nin atamadığı, Van Hooijdonk'un atamadığı, Ümit Karan'ın atamadığı, efendime söyleyeyim Nikola Anelka'nın atamadığı, Alex de Souza, Jardel'in atamadığı rakamlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla Cagne de çok önemli bir alternatiftir ama işte Cagne'nin kafayı futbola vermesi lazım. Kafayı sarı kırmızıya vermemesi lazım. Çok yapsın iyi o da güzel bak o da güzel. Hoş. Yapsın ama eğlenceli insanlar Afrikalılar %100. Tabii ki evet. Eğlenceliler yani. Ama var bu arada. Eğlencenin dozunu yani hani ya şimdi Pogba da saçını boyatıyor ama performansını görüyorsun ya da işte. Ya onda da bak onda da bir takım sıkıntılar var. İşte oluştu takımı yeni biliyorsun o. Jose Mourinho ile karşı karşıya gelmesine neden olaylardan birisi de takımı yenikken FA Cup'ta ya arkadaşım şu telefonu bırak ya. Loca'dan story çekiyor ve gülücüklü storyler bilmem neler. Diyor ki ondan sonra öyle de olabilir. Ya ben gol yemeden önce o story'yi çekmiştim Instagram hikaye bölümünde. Sonrasında internet yavaşmış. Geç. Story yüklenene kadar biz gol yedik o sırada da gülüyor çıktı filan diyen. Bir alma telefonu eline ya. Yani maç sırasında da story çekmek zorunda değilsin. Yani Jose Mourinho'ya sosyal medyadan gönderme filan yapıyordu yani. Pogba Fransız asıllı. Malili miydi? Malili olması ya Fransız lazım. Vatandaşı Mali. Çok önemli değil şaşırtmayalım şimdi. Afrika kökenli bir futbolcu kardeşimiz. Evet. Şimdi gerçekten de öyle bir huş. Yani eğlence, şey, renkli hayat. Cagne de öyle ama futbolcusun önce. Yani gitti oraya. Belçika Ligi'ne gitti. Büyük umutlarla gitti. Ya dediler ki geri alın yeter ki dediler. Aynen, geri alın Allah dediler. Dedirtti. Çünkü geldiği ortamı bozuyor. Disiplini bozuyor. Yani umarım ders alıp gelmiştir. Galatasaray'ın ihtiyacı var gerçekten. Çünkü. Üçüncüsü de Babel. Bu üçlü olduğu zaman Babel'i de oynatabilirsiniz. Çünkü son derece iyi bir rotasyon. Adem de bunu görmüştür büyük ihtimalle. Bence Babel gitmiş olsaydı Adem kalırdı. Yani Galatasaray'da oynamanın keyfi nerede var? Yani şimdi Malatya'da da sevilen ama bu arada Adem Büyük'ün yaptığı da çok takdire şayan bir ben hareket de takdir değil ediyorum. Mi? Oynamıyorum diye Galatasaray gibi bir kulüpten ayrılıyorsunuz. Yani 33 yaşında hala oynamak istediğini gösteriyor gidiyor yeni Malatya Bence Spor'a. De sana katılıyorum.